özelliği. O yüzden türlere göre daha bu abartının oranı değişebilir. Evet. Hocam sahne matematiği diye bir kavram var mı? Var. Tiyatroda. Var. Bu kavramı biraz açabilir misiniz? Nasıl bir kavram? Sahne matematiği dediğimiz şey özellikle reji anlamında bir terimdir. Evet. Sahnenin üzerinde her objenin, oyuncu dahil, dekor panosu, başka bir eşya, masa, sandalye varsa gerçekçi bir figür yoksa soyut figürler vesaire. Bütün bunların oluşturduğu bir kompozisyon var. Evet. Ve o kompozisyonun bir fiziksel olarak hayatın gerçeğine bağlı olarak bir akışı var. Yani bu sahnede pijamayla sözünüzü evet. söylüyorsunuz, çıkıyorsunuz sahneden. Ve sahne üzerinde reel zaman 2,5 dakika geçmeden smoking giymiş olarak giriyorsunuz. Tekrardan bu hızlı olmaz, bir şekilde kıyafet olmuyor. Değişikliği oluyor. Neden? Çünkü tabii. buradaki hayatın kendi fiziksel özellikleri, zaman ve mekan ilişkilerini düşündüğünüz zaman rejide sahne matematiğini yerleştirirken bu adamın biraz sonra hazırlanmış smoking giymiş olarak girmesi için şu kadar minimum şu kadar süre lazım. Demeniz lazım. Peki o sürede giremezse ne oluyor? O sürede giremezse başarısız oluyor. Çünkü nasıl dansta yapmamız gereken hareketi evet. diğer partnerimizle beraber, diğer dansçılarla beraber aynı anda ve aynı tempoda yaparsak doğru. O tempoyu bozduğumuz zaman yanlış olur. Diğerinde de yine sahneye giriş çıkış zamanlaması özellikle işte mesela vaudeville evet. saat gibi çalışan bir sahne matematiğidir. Evet. O yüzden mesela vaudeville sahneye koyarken adeta numaralandırıyorum hareketleri. Evet. Yani çalışacağımız sahnede hangi oyuncu kapıdan girer 1, Ayşe kapıdan girer B, Mehmet dolaba saklanır. Evet. Öyle bir zamanlama ki dolaba saklandığı an Ayşe'nin sahneye girdiği andan bir saniye, bir saniyese daha erken olmak zorunda. Vaudeville deyince direkt aklıma Haldun Dorman geldi. Haldun Hoca tabii ki bu işin gerçekten duayenidir. Haldun Hoca'nın yıllarını verdiği bir...